Ay gelene kadar da koştur koştur geldim arkadaşlar. O kadar böyle son dakika gelişmeleri var ki onları izleyip değerlendirip aktarabilmek için böyle koştur koştur. Ondan nefes nefes hem kusura bakmayın. Dur bir soluklanayım. Şimdi ne oldu derseniz Şaban Ataş cinayetiyle ilgili şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Arkadaşlar onun sıcak görüntülerini hazırlıyorlar. Eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş, diğer oğlu Mehmet Ataş, arkadaşı Burhanettin Öztürk, kayınvalidesi Durkat'ın Karabulut. Yani gerçekten 20 yaştan 85 yaşa kadar bir yelpazede 5 kişi günlerdir biliyorsunuz gözaltında. Çok böyle sıcağı sıcağına görüntüler. Önce hastaneye gittiler. Hastaneye giderken muhabirimiz kendisine mikrofon uzattı. Şimdi orada çok değişik gelişmeler oldu. Şöyle söyleyeyim size. Burhanettin hala daha bu cinayette parmağı olmadığını iddia ediyor. Benim hiç alakam yok diyor. Günlerdir biliyorsunuz sorgudaydı. Ve anladığım kadarıyla, daha doğrusu öğrendiğim kadarıyla cinayeti oğlunun işlediğini söylemiş. Mert'in işlediğini söylemiş. Bunun üzerine Emine hayır, benim oğluma iftira atıyor diyerek bize sakladığını, yaktığını söylediği cinayet silahı olan o beyzbol sopasıyla telefonu yakmış. Onların parçalarını meğerse ormanlık araziye atmışlar. Gitti onların yerini gösterdi. Bu sefer ekipler gittiler onları buldular. Onun da göstermesinin amacı o beyzbol sopasının üzerinde işte telefonda Burhanettin'in izleri var. Parmak izlerini bulabilirsiniz. Oğlum öldürmedi, Burhanettin öldürdü diyor. Yani ortalık orada iyice karıştı. Diğer küçük çocukla, küçük oğluyla anneanne de dolaşıyor. Anneanne ben gittiğimde her şey olup bitmişti diyor hala şimdi. Müge hepsine ayrı ayrı mikrofon uzatmış. Ama Burhanettin büyük oğlu Mert öldürdü diyor. Mert'le annesi de hala Burhanettin'i öldürdü iddiasında. Burhanettin en son mahkemede ortaya çıkacak diyor mikrofonlarımıza. Ama hala bir şeylerinde, ifadelerinde bir değişiklik olmadı. Tabii Burhanettin'in de açıklayamadığı bazı noktalar var. Çünkü Burhanettin'in bazı da bu az sonra size göstereceğim cinayet silahının ve rahmetlinin telefonunun kırık halde bulunduğu yer ve cenazenin atıldığı yerin sabahında da 3 kere daha gidilmiş o bölgeye. Madem sen bilmiyordun ne gittin o bölgeye? Hani Burhanettin için söylüyorum. Burhanettin 2 defa, 3 defa gidip Şimdi geliyor. Burhanettin diyor ki yani aslında olayın gidişatı şaşırıyorum. Sabah öldürdüklerini söylüyorlar artık kim öldürdüyse. Evet. Sonra akşam taşıdıklarını söylüyorlar. Evet bazıları tutuyor. Sonra sabaha karşı 5'te tekrar Burhanettin'le Emine'nin bazı cinayetin işlendiği yerde. Burhanettin'in o zaman ne işi var Ya orada? işte bir ertesi gün de orada, bir Evet. ertesi gün de orada. Yani 3 kere aynı yerden sinyal veriyor. Madem Burhanettin'in haberi yok orada ne işi vardı? Yani belki diyebilir ki işte Emine'yi yalnız bırakmak istemedim. Yalvardı beraber gidelim ben korkuyorum bilmem ne oluyorum. Burhanettin cinayetin işlendiğinden hiç haberi olmadığını söylüyor. Burhanettin her şeyi burada öğrendiğini O iddia ediyor. zaman ne işin var senin cesetin olduğu İşte o yerde? yüzden artık yani oldukça Yok, bu enteresan bir hale ifadede aldı. ısrar ediyorsa cesedin olduğu yere de birden fazla 1 veya 2 defa gitmişse o zaman bu inkarın bana göre önemi yok. Yani Burhanettin anladığım kadarıyla emniyette de ben yapmadım diye ısrar edince belki de hani emniyet polis memurları dedektifleri yem attı Mümkün Burhanettin tabii. Mert öldürdü dedi. Bunun Evet. üzerine Emine de işte hayır o öldürdü diyerek cinayet silahının yerini gösterdi. Tabii hepsi şimdi savcının karşısına çıkacaklar. Ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Ama hani o mahkeme süreci içinde netleşecek. Hala daha netleşemedi yani. Tom Jerry asla zarar vermezdi. Siz yerinize ne yaptınız? Gerçek eşinize ve çocuklarınıza ne diyeceksiniz? Sizi izleyecekler. Mehmet senin ne alakan var? Mert bu kadar mı nefret ediyordun babandan? Hala seviyor musunuz Burhan'ı? Hayır. Ne, intikam almak için mi iftira attınız? Hayır. O mu yaptı? Evet Burhan yaptı. Oğlumun üstüne atacağını bilseydim daha önce itiraf ederdim. Oğlunuzun üstüne mi attı? Onun üstüne atıyor. Turkan Hanım siz nasıl dahil oldunuz buna? Nasıl dahil oldunuz buna? Sizin sahip çıkmanız gerekiyordu. Nasıl dahil oldunuz buna? Ben şok oldum zaten şeyi gördüğümde kızım ben.
Tamam. Sopayı ve telefonu niye yaktığınızı söylediniz? Burhan'ı korumak için söylemiştim. Neden? Değmezmiş. Burhan mı sakladı? Evet. Mert'in mi üstüne atıyor? Evet. Ama her şey ortaya çıkacak. Peki siz intikam almak için yaptığını söyleniyor, bu iftira attığını söyleniyor. Hayır, hayır. İntikam almak için. İşini bırakmadığı için. Hayır, hayır. İntikam almak için hiçbir şey yapmadım ben. Yani intikamdan... Mert, Burhan senin yaptığını söylemiş. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. İftira mı atıyor sana? Evet, iftira söylüyorum. Peki amcam diyordun ona. Sana niye böyle bir iftira attın? Korktuğu için. Peki sen nasıl yardım ettin? Ben bu işe sürüklendim. Nasıl sürüklendin? Ben kendim bir anda o işin içinde buldum. Senle konuştuk, söyleseydin, itiraf etseydin. Korktuğum için, anneme bir şey olacak diye korktuğum için söylemedim. Peki sopayla telefonu ne yaptınız? Benim onun hakkında bilgim yok. Kim sakladı? Ailem, annem, Burhan. Annenle Burhan? Evet. Burhan Bey, ne diyeceksiniz? Gerçek eşinize ve çocuklarınıza ne diyeceksiniz? Hiçbir şey yapmadım. İftira mı atıyorlar? Bu konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Peki niye böyle iftira mı atıyorlar size? Artık o belli olacak mahkemede. Niye yardım ettiniz ama kameralara yansıyorsunuz? Yardım etmedim. Niye sustunuz? Yıl boyunca susmadım ki. Anlaşmış mıydınız? Şok mu geçirdiniz itiraf edince Emine? Hayır. Size neden peki böyle bir iftira atıyor Emine? Onu bilemiyorum. Şimdi mahkemede belli olacak. Eşinizi bırakmadığınız için mi iftira atıyor size? Onu bilemeyeceğim. Şimdi mahkemede belli olacak. Peki ne diyeceksiniz çocuklarınıza, gerçek eşinize, çocuklarınıza? Yıllarca bırakmışsınız onları. Onları bırakmadım. Her zaman yanlarında oldum. Maddi, manevi yönde hep her zaman destek oldum. Hiçbir zaman onları bırakmadım. İftira attığınızı söylüyor Burhan. Hayır. Her şey ortaya çıkacak. İftira atmıyorum. Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Mehmet Ataş, Mert Ataş ve Burhan Öztürk sabah saat 7.30 sıralarında sağlık kontrolleri için Hastane Şube Müdürlüğü'nden Menteşe Devlet Hastanesi'ne getirildiler. Sağlık kontrollerinin ardından da Fethiye Adliyesi'ne götürülüyorlar. Evet, dediğim gibi yayına hemen girdiğimizde bu görüntüler vardı. Şimdi az sonra size adliyeye girişlerini göstereceğim. Ben de sizinle beraber izleyeceğim. Ama işte bunlar konuşulunca bu sefer emniyet... Emine'nin ben aslında cinayet silahını yakmamıştım ya da yaktığının parçaları, çünkü telefon parçalarının yerini gösterdiği için biraz daha cenazenin bulunduğu daha ileri bir yere götürdü tekrar emniyeti ve orada da o parçaları gösterdi. Amacı da yani bunların üzerinde bakın Burhanettin'in de parmak izi var bizimle beraber de demek. Müge Anlı'ya gelen çifte itiraf. Burhan abi arkasından vurdu. Yayla yol üzerine attık. Şaban Ataş'ın nasıl öldürüldüğüne dair detaylar. Nerede ben, şu anda cinayet? Ya sobada yaktım. Telefonu aynı sobada mı yaktın? Aynı sobada yaktım. Telefon ve cinayet silahı bulundu. Kaybının 53. gününde cenazesini bulduğumuz Şaban Ataş'ın eşi Emine Karabulut, cinayet itirafı yaparken kocasının nasıl öldüğünü ve sonrasını detaylıca anlatmıştı. Burhan abi arkasından vurdu. Çamaşır ipini aldı, hemen boynuna doladı. Onunla sıktı ve sardık, depomuza koydum. Bunu dedi akşam üzeri dedi, yaylaya dedi, götürelim dedi. Nerede ben, şu anda cinayet? Sobada yaktım. Ayakkabısını, cüzdanların her şeyini yaktım, sobada yaktım. Telefonu aynı sobada mı yaktın? Aynı sobada yaktım. Emine Karabulut'un yaktığını söylediği cinayet silahı olduğu söylenen sopayla Şaban Ataş'a ait telefona dair yeni gelişmeler yaşandı. Ve ekibimiz bir kez daha Şaban Ataş'ın cenazesine ulaştığımız hafriyat alanındaydı. 22 Mart akşamı yaylaya gidiyorum bahanesiyle Burhan Öztürk, Emine Karabulut, Durkadın Karabulut ve Mert Ataş işte buraya gelip Şaban Ataş'ın cenazesini buraya bırakmışlardı. Şaban Ataş'ın cenazesini tam olarak burada bulmuştuk. Gene ertesi gün buraya sabah saat 5'te geldiklerini biliyoruz. İşte saat 5'te geldiklerinde buradaki Şaban Ataş'ın üzerine kapatarak yeriyle oynuyorlar. Daha sonra Emine Karabulut'un yayınımızda iddia ettiği gibi sobada yaktığı beyzbol sopası ve cep telefonu parçalarını buradan 5 kilometre ilerideki bir ormanlık araziye atıyorlar. İşte biz de şimdi o yolu buradan göstermeye çalışacağız. Bu yol aynı şekilde Durkadın Karabulut'un yaylası olarak bilinen Seki'deki Yenice Mahallesi'ndeki yaylaya çıkıyor.
Burhan Öztürk sabah karşı saat 5'te buraya geldiğini reddetmişti. Emine Karabulut'un iddiasıysa sabah 5'te gelip cenazeyi kayalıkların arasında düzeltmeye, oraya bakmaya gittiklerini söylemişti. Ancak öğrenildi ki hem 22 Mart hem 23 Mart hem de 24 Mart tarihlerinde buraya bu yola gelinmişti. Hemen buradaki toprak yoldan sola sapıyorlar. Emine Karabulut ve oğlunun cinayet silahı dediği beyzbol sopası ve Şaban Ataş'ın cep telefonu parçalarının bulunduğu ormanlık alandaydık. Antalya Fethiye yolunun tamamen iç yolunda olan bu ormanlık arazi çok ıssız bir alan. Cinayeti itiraf eden Emine Karabulut, cinayet silahı olan beyzbol sopasını evdeki sopada yaktığını iddia etmişti. Ancak ifadeler değişti. Şaban Ataş'ı gömdükleri o kayalıklardan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki işte bu ormanlık araziye o cinayet silahı olarak kullandıkları beyzbol sopasını attıklarını itiraf ettiler. Beyzbol sopasının bulunduğu yerden biraz daha ileride de Emine Karabulut'un o gün itirafında soba da yaktım dediği telefon parçaları da bu orman arazisinde bulundu. Emine Karabulut'un yaktığını söylediği cinayet silahı ve cep telefonu parçaları işte bu ıssız ormanlık alanda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri emniyet ekipleriyle birlikte burada bir arama çalışması yaptı ve bulunan beyzbol sopası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün annemle onu konuştuk. Ben çok etkilendim bu olaydan, bakmayın. Şöyle etkilendim. Aslında izleyicilerim de gönderdikleri mesajda yazmışlar. Şimdi bir cinayet işlenmiş. Öyle ya da böyle hayatını geçirdiğim bir adam var. Sen artık bilmiyorum, cinayeti kimin işlediği de çok önemli değil o saatten sonra. Adam öldürülmüş. Sonra oraya atılmış taşların arasında. Gömülmeye bile zahmet edilmemiş. Ya çünkü yani gömmek bile aslında bir, ne bileyim, bir görevdir. Ona bile zahmet edilmemiş. İzleyicilerim de bana onu yazmışlar işte. Burada hanımefendi bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Ben gerçekten çok stresliydim. Müge oradan oraya taşların üzerinde koşuşuyor. Mesela hiçbir şey olmamışçasına, yani daha doğrusu hiçbir üzüntü yaşamadan şey, yeri gösteriyor hanımefendi. Eğer bu cinayet işlenmeseydi bu sevgisizlikle o evde yaşamaya devam edeceklerdi. Hani birçok kişi soruyor işte, mesela oğlu geliyor işte diyor ki Burhanettin amcanı öldürdü diyor. Mesela çocuk dönüp de sen niye benim babamı öldürdün demiyor. Ötekisi ötekine bir şey demiyor. Gayet rahat. Hani sanki bir dizi film izliyormuşçasına işte ceset orada, onu bulun. Aslında konuştuklarımız onların hayatını geçirdikleri kişi. Demek ki ne kadar sevgisiz bir ev. Bunu alıp gerçekten ben bunun üzerine yani bir psikoloji ya da sosyoloji alanında bilimle uğraşan kişilerin oturup bir doktora tezi yazabileceğine inanıyorum. Asıl düşündüren bizi şu oldu. Acaba bu durumda kaç aile var? Şu an bizi izleyen, bu sevgisizlikle işte o evde yaşamak zorunda kalan çocuklar, eşler. Kadın ya da erkek de ayırmıyorum bunu. Ne kadar acıklı bir durum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.